Geleceğin meslekleri mutlaka var. Yani her çağ kendine has meslekler üretiyor. Mesela geçenlerde nefes koçu diye biriyle tanıştım. Yani mesleği buymuş. Ne yapıyorsun dedim. Nefes koçuyum falan. Sonra fotoğrafları gösterdi. Pet şişeleri kesip insanların ağzına sokup nefes aldırıyor. Mesela böyle bir meslek var. Ve çok para kazanıyormuş. Öyle konuştuk falan. Yani benim zamanımda hiç kimsenin ideallerinde nefes koçu olmak yoktu. Demek ki çağlar kendi mesleklerini üretiyor. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı mühendislik. Ben mühendisliğin bu endüstri devriminden, bilgisayar devriminden sonra bu yapay zeka ve robotik çağında yeni bir çağa geleceğini düşünüyorum. Yani yeni bir mühendis sınıfı doğacak. Daha yetkin, daha multidisipliner, daha fazla farklı bilim dalını bir araya taşıyabilecek. Genetik şüphesiz geleceğin en önemli alanlarından birisi. Yani Instagram çağında yüz estetiğinin %40 oranında arttığını düşünürsek, yeni dönem insanın daha kusursuz olma adına sadece doğum öncesi riskleri elimine etme, eleme açısından değil, mevcut hayatını da daha uzatma, kaliteli hale getirme, daha uzun yaşama beklentisinin genetiğe çok yansımaları olacağını düşünüyorum. Türkiye özelinde bakacak olursak bence Türkiye'de insan ruhuna, bütün bunlara ek olarak insan ruhuna yönelik çalışmalar yapan insanların, mesleklerin çok önem taşıyacağını düşünüyorum. Çünkü biz böyle Doğu ile Batı arasındaki sıkışmışlık içerisinde yüzümüzü mühendisliğe dönme ile İşte mütevazı bir hayat peşinde koşma, daha dingin, daha Akdeniz, Orta Doğu kafası hayat arasında koşuyoruz. Bu bocalamada çok ciddi bir kitle olacak. Yani bugünün mesela %30'u aşan genç işsizlerini düşünün ki gizli işsizlerle birlikte %50'yi bulur. Ülke nüfusu kadar boşlukta, salınımda ve ne yapacağı konusunda endişeye sahip akıl fikir peşinde olan insanlar olacak. Sanıyorum bu boşluğu doldurma adına bir sürü yeni ara meslek de doğacak.